Topluma rol model olmuş. Birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz. 30. yıl Kadının Gücü etkinliğimizi onurlandırdığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca çok değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Hoş geldiniz efendim. Ülkenin temel sorununun eğitim olduğunu düşünen, buna inanan ve çözümün bir parçası olmak üzere harekete geçen Başkanımız Avukat Gülbin Sözen'in liderliğinde bir grup gönüllü 1992 yılında 1992 yılında bugün de eğitimde fırsat eşitliği için o günden bugüne çabalıyoruz. Anadolu'nun kırsalından okumaya İstanbul'a gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere eğitimin her kademesinde karşılıksız eğitim burslarımız, eğitsel ve kültürel projelerimizle katkı sunuyoruz. Bu uzun yolculukta kız çocuklarımızın eğitimi için daima çalıştık ve daima kız çocuklarımızın eğitimini önceledik. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğu okur, bireyden aileye, aileden topluma kadar uzanan bütün ülke aydınlanır. Bu anlayışla kız çocuklarımızın ilk öğretiminden ileri eğitimine kadar desteklediğimiz Umut Kızlar Projesi, yetişkin eğitimi, anne çocuk el ele gibi kadın ve kızlarımızın okumasına yönelik projeler hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Değerli dostlar, 30 yıllık eğitime destek yolculuğumuzda acı tatlı pek çok anı biriktirdik. Binlerce çocukla, yani bir bakıma binlerce gençle, yani bir bakıma binlerce öyküyle tanıştık. Kimi zaman birlikte umutlandık, kimi zaman beraber ağladık. Ve gördük ki kahramanlar farklı, öyküler farklı belki. Ama temelde değişmez bir gerçek yatıyor. O da şu: ekmek ve eğitimin girmediği eve şiddet giriyor. Bu noktada en az erkekler kadar kız çocuklarımızın da eğitimi, eğitim haklarından gerektiği gibi yararlanabilmeleri fevkalade önem taşıyor. Değerli dostlar, her eğitimin yılının başında burs komisyonunu açarken, burs başvurusu kabul ederken birbirimize tembih ederiz. Burs komisyonu başkanımız da Tülay Hanım'dır. Aman bu sene mutlaka kız çocuğu skorumuzu tutturalım, kız çocukları daha fazla olsun bursiyerlerimizin arasında diye. Ama maalesef, maalesef her yıl erkek öğrenci sayımız, kız öğrenci sayımıza oranla daha fazla çıkar. Örneğin bu yıl karşılıksız eğitim burslarımızdan yararlanan 919, tam 919 öğrencimiz var. Tabii burada hemen yeri gelmişken Çelebi Holding ve Şempiliç, bu pandemi sürecinde yanımızda oldunuz. Çocukların elini bırakmadınız. Sizlerin de sayesinde 919 çocuğumuz oldu. Çocuk ve gencimiz. Toplamımız 919. Ancak burada yine de bir cinsiyete baktığımız zaman 397 erkeğe 228 kız öğrenci olarak gerçekleşmiş bulunuyor sayımız. Gene hedefi tutturamamışız. Yani hiç değilse yarı yarıya, hadi geçtik hani daha önde olsun kızlar, hiç değilse yarı yarıya olsun. Maalesef bu bize şunu gösteriyor değerli dostlar. Daha başvuruda 3 erkek başvuruyorsa 1 kız başvurusu alıyoruz. Skor onun için tutturamıyoruz. Daha çocuk bize başvuruya gelirken yenik, 3-1 yenik. O bakımdan bu dengeyi kuramıyoruz ve fevkalade sıkılıyoruz tabii. Yani amacımız bizim biraz daha kız çocuklarını güçlendirmek. Ama maalesef gerçek bu. Tabii
Özellikle kız çocuklarının eğitiminin önündeki engelleri konuşmaya başlarsak ne bu oturum yeter, ne haftalar yeter, bence ne aylar yeter. Engeller çok fazla. Fakat bu konu kısıtlı bir vakte sığdırılamayacak kadar çok geniş bir konu. Bu sonucun pek çok sebebi var kuşkusuz ama ben sadece birine dikkat çekmek istiyorum bugün. Ve buradan kız çocuğu sahibi ailelere seslenmek istiyorum. Basın aracılığıyla da. Kalkınmışlık istiyorsak, hoşgörülü, şiddetsiz, kadın cinayetlerinin işlenmediği bir toplum istiyorsak, insan hakları ve demokrasi istiyorsak, yaşanabilir bir çevre istiyorsak, yarının annesi, ailenin ilk öğretmeni, toplumun öncüsü, kız çocuklarımızı eğitim konusunda yüreklendireceğiz, destekleyeceğiz ve önce eğitim demekten vazgeçmeyeceğiz. Sözlerime son verirken, kadını yaşatalım ki insanlık yaşasın diyorum ve atamızı saygıyla anıyorum. Bugün ona borçluyuz. Burada çok önemli bir konuyu ama çok sıcak bir ortamda konuşuyoruz. İlk önce başta başkanım olmak üzere hepinize hem bu davetiniz için hem bu toplantı için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de kadın konusu başkanım da söylediği gibi günlerce konuşsak üzerinde konuşulabilecek bir konu. Bununla birlikte konuşmanın ötesinde aksiyon almak ve de sonuca ulaşmak çok kıymetli. Çünkü konuşmak bir başlangıç olsa da bunları eyleme dökmek, kadınlara ve genç kızlarımıza yönelik olarak daha fazla girişimde bulunmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Ben bir kere üç kız annesi olarak, üç genç kız annesi olarak kadın meselesini çok önemsiyorum. Ve de bir temel tıp bilimcisi olarak aslında doğada farklılık olmasına rağmen haklar konusunda bir eşitsizlik olmadığına inanıyorum. Eşitsizliği yaratan yine bizim beynimiz. Kadın ve erkek yapısının farklılığının birbiri üstünde bir eşitsizliği getirmesini yaratan bizlerin tekrar bunu geri çeviriyor olması gerektiğine inanıyorum. Bütün çabam da bunun üstüne. Başkanım çok önemli bir şey söyledi. Ekmek ve eğitimin olmadığı yerde şiddet olur dedi. Gerçekten de ekmek ve eğitimin olmadığı yerde şiddet oluyor. Eğitimi desteklemek çok önemli olduğu gibi işte o evdeki ekmeği desteklemek de çok önemli. Çünkü ben pek çok kadın kuruluşunda, farklı düzeylerdeki kadın kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği ve destekleyici olarak çalışıyorum. Ve görüyorum ki aslında kadına sosyoekonomik gücü verdiğiniz zaman şiddetin düzeyini de azaltmaya başlıyorsunuz. Çünkü gücü eline geçiren, bu insan doğasının gerekliliği olduğu için gücü eline geçiren hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu yüzden de hakların eşitliğini sağlamak için sosyoekonomik eşitliği olabildiğince desteklememiz lazım. Bunun bir tarafı eğitim, kadının eğitimiyle başlayan, çünkü eğitimli kadın eğitimli çocuklar büyütüyor. Öğretim başka bir şey ama eğitim çok daha küçükten başlayan ve de o beyin yapısını şekillendiren bir durum olduğu için bizim kadınları eğitip yetiştirdikleri erkek çocuklarını şiddetten uzak bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da kadına eğitimle birlikte sosyoekonomik gücü sağlamamız gerekiyor. Eğitimsiz kadınlara dahi bu gücü sağladığınız zaman benim bu tarz saha çalışmalarım da var. Evde güçlendiğini görüyorsunuz ve şiddetin azaldığını görüyorsunuz. Ne yazık ki kapitalist düzen herhalde buna neden oluyor. Kadın güçlendikçe ekonomik olarak erkeğin onun üstündeki şiddet uygulaması bütün örneklerde aynı olmasa da düzelmeye başlıyor. Bu yüzden bizler kadın emeğini, kadınların yaptığı işleri daha fazla önemsemeli, daha fazla satın almalı ve onları daha fazla desteklemeliyiz. Çünkü kadınlar cidden çok yetenekli. Beyinleri çoklu iş yapma gücüne sahip olduğu için evde iş yaparken aynı zamanda da üretebiliyorlar ve çok güzel şeyler üretiyorlar. İşte biz bu üretimlerini, biz bu kadınları toplumsal faydaya dönüştürdükçe, kadınların eli ekmek tuttukça daha fazla ev içinde güçleniyorlar. Ev içinde güçlendikçe
kız çocuklarının eğitime yönlendirilmesi konusunda eşlerinin üstünde daha fazla hak sahibi olabiliyorlar. Demin başkanımın söylediği o 1/3 oranını ancak bu şekilde kadının erkek karşısındaki sözünü arttırarak arttırabiliriz. Çünkü anne baba üstüne baskı yaparak kız çocuğunu eğitime gönderiyor. Bunlar gördüğümüz örnekler. Bu sayede de anneyi güçlendirdikçe, annenin elini güçlendirdikçe kız çocuğu güçleniyor. Kız çocuğu güçlendikçe yetiştirdiği erkek çocukları da daha bilinçli, daha kadına saygılı, daha kadına yönelik anlayışlı olmaya başlıyor. Aslında şiddet tabii ki öyle bir anda çözümleyebileceğimiz bir şey değil. Çok ciddi toplumsal bir mesele. Ama işte o eve giren ekmekle, eve giren eğitimin hem kalitesini hem de miktarını arttırmamız gerekli diye düşünüyorum. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Bunlar için ama burada söz olarak kalmamalı. Hepimiz bir sıfırdan büyüğe inanırım ben. Hepimiz kendi mikro çevremizde bir şeyler yaparsak bir bütün olarak toplam faydaya çok fazla ulaşacağımıza inanıyorum. Buradaki bütün kadınlarla birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu, hep beraber el birliğiyle bir şeyler yapmaktan dolayı duyduğum mutluluğu söyleyerek sözü sevgili Canan Hanım'a aktarayım. Güzel bir şekilde olaya başlangıç yaptınız, sağ olun. Ben de çünkü neyi nasıl ifade etmek gerekiyor diye hep hala düşünüyorum. Bir şekilde bugüne kadar hep girişimci kimliğimle konuşma yaptığım için bu kadın konusunda da ister istemez zaman zaman belli görüşler ifade etsem de tabii sizlerin karşısında böyle anlamlı ne söylemeliyim diye çok düşündüm. Onun için mazur görün, ben diğer bayanlar kadar hakim olmayabilirim bazı şeylere ama ben şöyle ifade etmek isterim. Aynen Beril Hanım söylediklerine ilave yapmaya çalışacağım, hepsine katıldığım gibi. Onun kadar aktif bir şekilde şu anda kadınlarla ilgili çalışmaları bireysel anlamda çok yürütemediğim için onu çok takdir ediyorum ve inanıyorum ki hakikaten ne kadar çok kadın ya da erkek bu konuda belli çaba içerisine girerse o kadar hakikaten konuyu bir noktaya getirmemiz hızlanacak. Çünkü bunu ille büyük teşkilatlar, büyük organizasyonlar, devletten beklemek lüksümüz yok kesinlikle. Ve bütün dünya için de geçerli olan bu aslında. Bu tür konular hep sivil toplum çalışmalarıyla bir noktaya gelmiş. Ben şöyle söyleyeyim, benim de iki oğlum var tesadüfen, iki kızım yok. Biraz önce de Beril Hanım'la konuşurken aynı şeyi söylüyordum, o kızlarını hakikaten bu konuda yetiştirirken ben de ilk sorumluluğum olan oğlan çocuklarını, aslında oğlanları bu konuda belli bir bilinçle yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için evet, gerçekten niye biz kadını desteklemeden yanayız? Çünkü kadın bütün dünyada, bütün ortamlarda çok temel faktör. Bir şeylerin daha iyi olabilmesi, bir şeylerin bir sonuca ulaşması ve katkı sağlaması için. Dolayısıyla da gerçekten kadın ya da kız çocuklarını eğitmek kadar erkek çocuklarını da aslında aile içindeki eğitimi adına anneleri belki eğitme katkıda bulunabilmek de projelerden birisi olabilir. Çünkü bugün benim mesela çok sizlerle isteyerek paylaşacağım bir konu var. Benim birkaç senedir gündemimde. Tesadüfen beni belli toplantılara çağırdıkları zaman işte kadın iş gücünün Türkiye'de nasıl artması gerektiği, işte devletin bu konuda bir takım projeler yapmaya çalıştığı toplantılarda ki bunu yaklaşık 3-4 sene önceydi sanıyorum bir toplantıya katıldığımda şunu söylemiştim. Birincisi şu anda Türkiye'de aslında çalışan ama çalışan olarak gözükmeyen çok ciddi bir kadın iş gücü var. Ve bu kadın iş gücü aslında devam edecek. Çünkü bu bir ihtiyaç, bu bir sonuçta bütün kadınları eğitimli duruma getirebilmek mutlaka çok uzun yıllar alacak bir şey olduğu için evde çalışan kadınlarımız. Yani bugün biz kendimiz kadınlar olarak bile evde çalışan kadınlarımızı sigortalamalıyız. Ben bu konunun gerçekten Türkiye'de çok
büyük bir fark yaratacağına inanıyorum ve 4-5 sene önce bir toplantıda bu konuyu gündeme getirmiştim. Ondan sonraki bir dönemde artık tesadüf mü, hakikaten duydular mı bilmiyorum. Biliyorsunuz bu konuda bir yasa çıkarıldı. Ama ben son gittiğim Maliye Bakanı toplantısında da şunu söyledim. Dedim ki yasayı çıkardınız, çok güzel, sağ olun. Ama bu yasayı takip etmiyorsunuz. Yani bugün yabancı kadınlar çalışsın mı çalışmasın mı, burada izinli mi çalışıyor diye takip ediyorsunuz devlet olarak. Ama evde çalışan kadınların sigortalanıp sigortalanmadığını takip etmiyorsunuz. Bakanımız da sonra gülümsedi ve bana şey dedi. Ya haklısınız dedi, ben bilmiyorum mesela bizim evdeki kadın sigortalı mı dedi. Yani bu sonuçta bence çok önemli bir konu. Bilmiyorum sizler katılırsınız ya da katılmazsınız ama çok büyük bir sayıda insan, kadın çalışıyor, sigortası yok ve bundan dolayı biraz önce söylediğiniz gibi bir güvencesi olmadığı için aslında bir sürü konuda kocasına karşı çıkamıyor. İster bu çocuğunu okutmak konusu olsun, ister şiddet konusu olsun. Bir sigortadır deyip basite algılamayalım. Çok çok önemli bir şey. Hem bir emekli maaşı elde etmek, hem sağlık anlamında hizmet alabilmek için kocasına olan bağımlılığından bahsediyoruz. Ama bu arada tabii eminim gençler böyle bakmayacaktır ama benim yanımda çalışan bir kadına bunun sohbetini yapıyordum. O da bana şöyle dedi, ya Canan biliyor musunuz dedi, benimle dedi aynı dedi tekneye binen yaşlı bir kadıncağız var dedi. Uzun zamandır ben Üsküdar'da oturuyor, dolmuşla ya da tekneyle geçiyor. Dikkatimi çekiyordu bu yaşlı kadın ne yapıyor diye. Sonra bana dediler ki dedi, bu kadıncağız yıllardır çalışıyor evde ve kazandığı parayla kocasının dışarıdan sigortasını ödüyor. Ve bunun sonucunda kocası emekli oldu ve kadını attı evden. Ve kadın çok sinirlendi ve inatla şu anda 65 yaşında hala çalışmaya devam ediyor, kendi sigortasını ödüyor. Dolayısıyla yani ben sanki önemli bir konu gibi geliyor bana. Önemli bir sayıyı çünkü aslında kapsadığını düşünüyorum. Ve bu konuda da gene liderlik etmesi gereken aslında kadınlar diye düşünüyorum. Çünkü çalıştıran da kadınlar kadınları. Onun için buradaki bizim sahiplenmemiz önemli. Çocuklar konusuna gelince de aslında bir şekilde aynen söylediğiniz gibi bir hani kadın erkek eşitliği kısmını ben kendi hayatımda çok şanslıyım, yaşamadım. Çünkü benim babam, rahmetli babam, ki 16 yaşındayken ben vefat etti. Tabii çok Atatürk hayranı bir insandı. Onun için bizim evde öyle kız çocuk, erkek çocuk ayrımı yoktu. Annem tarafından vardı ilginç bir şekilde. Yani o da çok modern bir kadındı ama o işte kültürel şey vardı. Hani abim bir de 3 yaş büyük benden. İşte abine su getir, abine şunu yap falan. Ben de sürekli kafa tutan kız çocuğuydum. Niye ben getiriyorum? Onun ayağı yok mu? Onun bacağı yok mu falan. Böyle sürekli bir itiş kakış. Sonunda hayat öyle bir durum gösterdi ki babam vefat etti ben 16 yaşında, abim 19 yaşındayken ve biz iki küçük patron olduk. 16-19 yaşında 100 çalışanı olan bir şirketin başına geçmek zorunda kaldık. Ama işte ona hayranlık duyarım. Onun için tabii ki kadın da önemli, erkek de önemli. Çünkü babamın bu konuda bizi ya da beni yetiştirdiği yaklaşım sayesinde herhalde ben hiçbir zaman hani kadın olduğum için farklı olduğumu düşünmedim. Ha iş hayatında tabii ki bunu defalarca gördüm, yaşadım. Hani özellikle bir de biz bürokrasiyle çalışıyorduk, devletle. Dolayısıyla oraya bir kadın olarak, hele bir yönetici olarak gittiğinizde o yıllarda, bahsettiğim yıllar 83-84 çünkü. Niye siz geliyorsunuz, abiniz gelmiyor diye bana söylüyorlardı. Ben de abim pek sosyal olarak konuşmayı sevmiyor, onun için ben geliyorum diyordum. Hakikaten de öyle bir şeyimiz vardı. Abimle güzel bir dengemiz, o daha teknik bir adamdı, ben daha böyle sosyal bir insan. Onun için de hani bireyleri
mümkün olduğunca aslında insan olarak yetiştirebilmek, kadın erkek ayrımını çok gerekli olan konular dışında çok belirginleştirmemek herhalde önemli. Onun için bence vakfın yaptığı faaliyetlerin ben detaylarını çok hakim değilim. Sonrasında gerçekten sohbet etmek isterim. Çünkü ben verilen burslar kadar burada bahsettiğiniz gibi aslında sosyal çalışmalar yapmanın da çok çok değerli olduğunu biliyorum. Hani bizim başka aktivitelerde o tür şeyimiz var. Çünkü katkılarımız var. Yani çocukları sadece eğitim için desteklemek çok yeterli kalmıyor. Yani onlara böyle senede bir iki kere bile olsa çeşitli sosyal aktiviteler imkanını sunmak, bir tatil imkanı sunmak, bu tür şeyler bir eğitim kadar onların gelişimlerine bence destek oluyor. Onun için hani belki o tür fikirleri de ileride inşallah tartışırız. Benim de yapabileceğim bir katkı ve destek olabilirse memnuniyetle yaparım. Onun için şöyle lafımı bitireyim. Hakikaten hani daha barışçıl, hep söylediğimiz gibi, daha sevgi dolu, daha iyi niyetli bakan, daha sahiplenici bir gelecek ancak kadınlarla mümkün. Hani bu kadınlar üstündür diye bir bakış açım hiçbir zaman olmadı. Kadının ve erkeğin ayrı yerleri olduğunu düşündüm. Ama bir arada olmayıp tek taraflı olduğu zaman bu kadın üstünlüğü de olsa doğru değil. Erkek üstünlüğü de, ama şu anda maalesef tabii öncelikle dediğiniz gibi eşit noktaya getirebilmek lazım. Çünkü şu anki denge çok kadınlar aleyhine bozuk ve bunun sonuçlarını çok ağır yaşıyorlar. Gerçekten hayatlarını kaybetmek kadar, işkence görmek kadar, ki çocukluktan başlayarak üstelik, yani kız çocuklarının yaşadığı bir takım ciddi taciz olayları olsun, değişik şeyler olsun, hakikaten insan duyduğu zaman hani niye hala burada oturuyorum, gidip bu olaya bir şeyler yapmıyorum hissini fazlasıyla duyuyor. İnşallah ben de hayatımın bundan... Yani bunu %30'a indirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz tarımda çalışıyor kadınlar ve de hizmetlerde. Tabii köyden kente geçle beraber hizmetlere kayıyor ve tarımdan da düşüyor. Ama yine de sosyal güvence, yani sosyal güvenlik sağlanamıyor. Bakarsanız aslında kanunlar açısından her türlü şey var kadına. Tanınmış fırsat var, hatta pozitif ayrımcılık var, ama bunun da hani insan haklarına işte erkeklerin itiraz etmesini de engelleyecek maddeler de koymuşlar. Burada önemli olan zihniyetin değişmesi. Yani şeyi bile yapıyorlar, yani kadın çalıştırırsanız işveren hissesini devlet ödüyor, yani devlet bir destek veriyor. Ama ne oluyor? İşte kadınlar 133. sıradayız, bilmem kaç tane ülke arasında. Türkiye'deki kadın çalışan sayısı oranı çok düşük. Ama bütün dünyada böyle aslında, yani tabii biz 133.'yüz ama bütün dünyada kadınlar aslında daha istihdamda diyeceğim. Çünkü ben daha çok ekonomik tarafına işin yoğunlaşmış vaziyetteyim. Bütün dünyada düşük. Tabii bu işte dün yine vardı, 130 sene olur, 250 sene olur kadın erkek eşitliğinin gelmesi falan diye seneleri hesap etmişler, ama enseyi karartmamak lazım. Ne kadar hani işte kum tanesi gibi her bir istihdama kattığımız kadın bizim için büyük bir kazanç oluyor. Biz kadın dostu şirket olarak geçiyoruz. Çünkü 3200 çalışanımızın 1008'i kadın. Ve de mavi yakası çok. Ben daha çok pratik uygulamalardan bahsedeceğim. Bir kere bu zihniyeti değiştirmek için en başta insan kaynakları müdürlerinin kadın olması gerekiyor. Gerçekten, yani bizim şirketimizde şey yok, yazılı bir şey yok. Ondan sonra kendimize bir hedef falan koymuyoruz. Biz bunu çaktırmadan yapıyoruz. Öyle söyleyeceğim. Kadın insan kaynakları müdürleri
kesinlikle bu konuyu önceleyip işi hallediyorlar. En büyük işveren devlet, devlette çalışan kadın oranı %38, çok düşük bir oran. Kesinlikle artması gerekir ama hani devletin bu konuda böyle açık açık söylediği bir şey yok. Yani hep gelip iş zihniyete takılıyor ki yani %38 çalışıyor ama hani derseniz ki ne kadarı müsteşar işte yani yönetimde filan %3 mü 5 mi nedir hiçbir şey değil. Yani esas zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bu toplantıya da ya lütfen kadınları çağırmayın, erkekleri çağırın, erkekleri eğitmemiz lazım. Ya kesinlikle, ya kesinlikle, yani biz kadınlar zaten biliyoruz konunun ne olduğunu. Yani erkekleri eğitmemiz gerekiyor. Yani bir biyolojik cinsiyetimiz var, bir toplumsal cinsiyetimiz var. Ya bu toplumsal cinsiyette eşitliği sağlamak için, yani biz kendimiz çalıp kendimiz oynamayalım, açık söyleyeyim. Ondan sonra Işın Hanım siz şey dediniz, hani erkek çocuklarına daha fazla burs veriyoruz. Ondan sonra valla bu erkek çocuklarına bir taahhütname, beyanname imzaladın. Bu farkındalığı arttırmak için bilmiyorum yapıyor musunuz? Yani çünkü, yok, vallahi yapın. Yani çünkü bu vakfın, değil mi? Yani kız çocukları önceliği. O zaman o erkeklerin gelecekte o erkek çocuklarının karılarına, kızlarına iyi davranmaları, onlara değer vermeleri, kendi seçim haklarını kendilerine bırakmalarıyla ilgili bir beyanname, taahhütname, bir şey imzaladı. Bu farkındalığı o çocuklarda yaratmak için bir şeyler yapalım. Yani gerçekten... Mülakatta zehirliyoruz zaten biraz. Ya biliyorum. Biliyorum ama... Tabii ki ama yazılı bir taahhütname iyidir her zaman. Biz Türk milleti pek yazılı bir şey yapmayı sevmeyiz ama. Koyarız kurallarımızın içine koyarız. Güzel bir örneği aldık. Evet tabii ki. Yani bir şey daha var. Yani gerçekten pandemi sırasında daha çok kadınlar işlerini kaybetti. Erkekler değil. Bütün dünyada böyle. Çünkü işte yaşlılara bakmak, çocuklara bakmak kadınların işi haline geldi. Bunun için işlerini bıraktılar. Bizim mutlaka bunu geri kazanmamız lazım. En başta bu bakım hizmetlerinin kurumsallaşması gerekiyor. Yani bu çok önemli. Ki bakım hizmetleri evde yapılmasın, kurumlar tarafından yapılsın ve de kadınlar da iş hayatına katılabilsin. Şimdi hem iş hayatına katılma hem de eşit işe eşit ücret meselesi var. Bir de buna dikkat çekmek istiyorum. Bizde mesela eşit işe eşit ücret, ondan sonra takdir edersiniz ki bizim iş ortamımız zor bir ortam. Yani kesimhane dediğimiz soğuk bir ortam ve bir lokanta gibi düşünün. Devamlı çalışmak zorundayız. Yani her gün, her saat üretime devam etmek zorundayız. Kadınlar bizi tercih ediyorlar başka taraflardaki işlere. Çünkü kendilerini orada güvende hissediyorlar. Tacize uğramayacaklarını biliyorlar. Bunlar çok önemli, çok temel ama çok önemli kadınlar için. Yani daha bu kadar temel bir yerdeyiz. Daha kadın eşit işe, eşit ücrete bakmıyor. Daha en başta bunu tabii güvenliğine bakıyor. Yani orada bana bir şey olmaz, ben burada rahat çalışırım, servis beni evimin önüne bırakır. Kocam eğer ayrıldığım kocam beni taciz ediyorsa... Bunu korumak için bana yardım ederler gibi şeyler var. Yani ama şunu söyleyeyim, kimse çalışmaktan, kadınlar özellikle hiç yüksünmüyorlar. Hiç işte gece vardiyasına da geliyor, gündüz vardiyasına da geliyor.
hiçbir problem yok. Yani kesinlikle erkek kadın ayrımı yapmamak gerekiyor ve her türlü işi de yapabiliyorlar. Ve biliyorsunuz ki bütün dünyada kadın yöneticilerin, şirket yöneticilerinin yönettiği şirketlerden yatırım fonları kuruluyor ve onlar daha başarılı oluyorlar. Biz kadınlar daha çok kazanırız, kendimize güveniyoruz. Kızlarımıza da bu güveni aşılamamız gerekiyor diye bitireceğim sözlerimi. Buyurunuz. Çok teşekkür ederiz İpek Hanım. Ben sevgili konuşmacılarımızın tüm fikirlerine, yorumlarına çok katılıyorum. Ben de Unilever ve P&G'de 15 seneden fazla çalıştığım süre boyunca bu kadın erkek eşitliği, cinsiyette, iş hayatında fırsat eşitliği konularında çok yoğun çalıştım. Şimdi de Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz ve Tenis Europe'da kadınların fırsat eşitliği konusunda yoğun çalışıyoruz. Şimdi ben çevresel faktörlerden bağımsız farklı bir bakış açısı da geçirmek istiyorum. O da şu, kadının kendi farkındalığı. Yani kadının kendi kafasındaki cinsiyet eşitliğini düşünen bir farkındalığının olması ve bunu da dışarıya enerji olarak da yayması. Bu yani ilk adım aslında kadının kendi kafasında da olmalı. Bu değişimi biz kendisinde de görmeliyiz. Çocuklar ilkokulda ya da anaokulda aslında kendilerini diğer akranlarıyla, çocuklarla, kız çocuk, erkek çocuk kendini eşit görüyor. Ortaokulda da böyle devam ediyor ta ki ergenliğe kadar. Ergenlikte ve iş hayatında ve sonra da evlilikte biraz farklılıklar varmış diye bunu görmeye başlıyor. Ben şanslıydım çünkü benim babam da beni aslında böyle kız çocuk, erkek çocuktan bağımsız yetiştirdi. Ve dolayısıyla benim kafamda da hiçbir zaman ben kızım, ben erkeğim işte diye hiçbir zaman düşünmedim. İş hayatında da aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kadın ya da genç kız kendini ben bir kızım, erkekten farklı düşünebilirim diye düşünmemeli. Erkeklerle erkeklerin olabildiği en zor şartlardaki işlerde de çok rahatlıkla çalışabileceği konusunda kendine güvenmeli. Ve bu güveni etrafı hissettirtmeli. Erkeklerle gereğinde erkekle konuşurmuş gibi ama bir kadın, ben bir kadınım diye değil, bir erkekle normal bir birey gibi konuşabilmeli. Yani orada bir gender, bir cinsiyet kalmadan kendisi bir birey olarak konuşabilmeli, özgüvenli. Sonra kız arkadaşlarıyla kızsal konuları konuşabilir ama iş hayatında kadından, erkeklikten bağımsız, normal, güçlü, bilgisiyle bir birey olarak var olmalı. Ve erkeklerden kendini ayrı görmediği için de kafasında aslında diğer erkeklerle de fikirlerini çok rahatlıkla tartışabilmeli ve eşiyle de bunu tartışabilmeli ve bunu davranışlarıyla da eşdeğer olarak gösterebilmeli. Yani kadın aslında kafasında kendini ilk adımda eşdeğer zaten düşünmeli. Yani ben çevresel faktörlerden bağımsız bunun kadının kafasında da bu gelişimin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu bazen ters uçta da kullanımlarını görüyoruz. Yani cinsiyetini kullanarak, evet bir bakımlı olmalı bir kadın ama bunu bir cinsiyetini kullanarak bir güç elde etme ya da işte ben sizin bacınızım, ananızım gibi gene cinsiyeti kullanarak bir güç elde etme ya da ya ben kadınım, bana yardımcı olun lütfen diye çeşitli kendini zavallı göstererek tekrar oradan bir güç elde etme gibi konulara da girmemeli. Kadın aslında orada kendi teknik bilgisiyle, düşüncesiyle, yetiştirilmesiyle, terbiyesiyle ben kadınım, erkeğimden bağımsız tamamen bir varoluşunu göstermeli diye düşünüyorum. Biz bunu sporda da görüyoruz. Yani tenis sporunda oyuncu sayıları eşit. Çocuklar eşit sayıda tenisçi başlıyor. Kadın erkek, kız erkek sayıları eşit olarak gidiyor. Orada sadece bir çevresel faktör devreye giriyor. Aslında kortta da eşit oynuyorlar. Hiç birbirinden farklı görmüyorlar. Ne zaman ki antrenörde kadın sayısı az olunca o zaman bizim gördüğümüz en büyük kopuş başlıyor. Kadınlar bir aile kızını bir erkek antrenörle başka bir ildeki deplasman maçına göndermek istemiyor.
Şimdi tabii o zaman biz bunu farkına vardığımızdan beri kadın antrenör sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Yoksa kadın kız çocuk, erkek çocukla kendini eşitler oynuyor kortta. Evet, fiziksel farklılıklar var. Bunu farkında ama mental olarak kendini eşit görüyor. Bunun gibi eşitsizlikleri tabii ki faktörleri azaltmalıyız. Ama bence en önemlilerinden biri çocuklarımızı, özellikle kızlarımızı, sen önemli bir bireysin. Kız erkek ayrımından farklı, bağımsız, kendine bir birey olarak düşün diye yetiştirmeliyiz. Bence en önemlisi o, kadın kendi kafasında bu eşitliği hissederse zaten o enerjiyi etrafa verecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Çok kritik bir konu değil mi? Hem aileden gelen hem de yetiştirme tarzından gelen o eğitmenin de vereceği aynı zamanda özgüven, ailenin vereceği özgüven. Zaten yapacağımız her şeyin bitirin ateşliği. Özgüven çok kıymetli. Ve kadının kendini kadın, yani özgüvenle eşdeğer düşünmesi, evet. O özgüvenle hissetmesi, yaşaması. Ve yapacaklarını da olumsuzluğun tutması. İnsan kurgusu çok kıymetli. Kadın erkek değil, insan aslında özünde. Buyurun. Evet, merhabalar. Tüm değerli konuklarımızın yüreğine, ağzına sağlık ve beni davet ettiğiniz için böyle güzel bir günde çok teşekkür ediyorum. Aslında bütün bu konuşulanların yanında ben kendimi bir gerçek yaşam verisi gibi görüyorum. Hayatımdan küçük kesitlerle dem vurmak istiyorum. Bu kadın erkek eşitliği ya da kadının gücü adına. Benim çok sevdiğim bir söylem vardır Virginia Woolf'un. Bir kadın olarak ülkem yok der. Bizim aslında ülkemiz vardı. Atatürk'ün kurduğu Büyük Türkiye Cumhuriyeti çok güzel haklar tanımıştı biz Türk kadınlarına. Ama her geçen gün altımızdaki halı çekiliyor. Ve kadınlar olarak elimizdeki pek çok hakkı yavaş yavaş yitirdiğimizi hissediyoruz. Kadın evinin kadını olmalı, anne olmalı, işte erkeğine hizmet etmeli, hatta çocuk yaşta çocuk gelin olmalı, ezilmeli ama sesini çıkarmamalı ve kadına şiddet, her gün bir kadının ölümünün olduğu bir ülkede ne yazık ki kadın olmak artık acıtmaya başladı. Bunun için de hepimize aslında çok şey düşüyor, başta da kadınlara. Kadınlar dayanışma içinde olmalı ve bu dayanışma aslında her alanda olmalı. Çünkü bireysel etkinlikler, çabalar güzeldir, önemlidir ama asıl önemli olan organize çabalardır. İşte onun için bu tip vakıfları çok önemsiyorum. Onları yürekten kutluyorum bu emekleri için ve daha güzel şeyler planlanarak yapılabileceğine de inanıyorum. Ben bir cumhuriyet kadını olarak bugün buradayım. Akademisyen oldum, evimin kadını da oldum, çocuk da büyüttüm. Bir kız çocuğu annesiyim. Son derece de başarılı bir kız çocuğun annesiyim. Ona her imkanı tırnaklarımla kazıyarak sağladım. Bana ailemde şu öğretildi. Bir kadın olarak hür, vicdanı hür, merhametli ama etik kurallara saygılı, omurgalı, ahlaklı bir insan olma öğretildi. Demin de ifade ettiğiniz gibi öyle deşiliğini kullan. Ben bir zengin koca bulayım, oturayım. Bize bunlar öğretilmedi. Mücadele verdik. Ben de burslu okuyan bir çocuğum. Türkiye'de ilk yüze girdim üniversite sınavlarında. Koç başarı bursuyla okudum. Sağ olsunlar. Ben dürüst, özellikle altını çizmeliyim. Dürüst bir bürokrat babanın. Çünkü çok nadir. Ve bir öğretmen annenin evladı olarak yetiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretmenlerindendi babaannem ve dedem. Dedem 25'li yıllarda göreve başladığında tek tek ev ev dolaşıp bulunduğu bölgede kız çocukları okusun diye ailelere para bile teklif edip cebinden onları okula getirten bir öğretmendi. Güzel bir tedrisatla yetiştim. Memleketimi seviyorum ve memleketimi sevdiğimin en güzel örneği de okuyarak, hizmet ederek olmalı diye düşündüm. Güçlü olmayı sevdim bir kadın olarak çocukluğumdan beri. Ama ben gücü ezilenleri ezmek için değil, yani güçsüzü ezmek için değil, güçlü olup da ezme isteğinde olanlara ezilmemek için istedim. Kadın güçlüyse ezilmez. Çocukluğumda bile apartman görevlimizin çocukları vardı. Mahallenin erkek çocukları döverdi her fırsatta ve ben o çocukları dövmek için
kendimi geliştirdim. Onlarla başa çıkıp onları koruyabilmek adına. İşte bu yüreğe bugün de sahibim. Ve ben inanıyorum ki bu ülkede şu an ezilen kadınlar var ya, bir gün o kadınları yine biz kadınların dayanışması, şu anki işte Y kuşağı, Z kuşağı dediğimiz kuşağın birlikteliği kurtaracak. Kadınlar dayanışma ruhu içinde olmalı. Kadın okumalı. Kadın ayakları üzerinde durabilmeli. Ancak o zaman doğru insanlar yetiştirir. Bugün o kadınları ezen erkekleri de yetiştirenler birer kadındı. Onun için o kadınların o zihniyetleri o kadar önemli ki. Eğitim her şey aslında ama bazen hiçbir şey. Aydınlanmak çok başka bir şey. Bazen çok eğitimli olmayan bir anne çok aydın zihniyetle çocuklar yetiştirirken aslında kendisini eğitimli zannedip de o aslında beyni örtülü olan zihniyet neler yapabiliyor? Biz bugün bunun canlı örneklerini çok görüyoruz bu ülkede. Onun için biz hem vicdanı hür, hem merhametli, hem eğitimli kız çocukları, hatta erkek çocukları yetiştirmeli. İşte ancak o zaman bu toplumun medeni olduğundan bahsedebilir hale gelmeliyiz. Bunun için de aslında ben mesela sosyal medyada şu dönemde, Covid döneminde çok muhatap oldum insanlarla ve o takipçilerin içinde bana kız çocukları çok yazıyor, öğrenciler yazıyor, tıp öğrencileri yazıyor veya lise öğrencileri olup da sizden sonra doktor olmak istiyorum diyen öğrenciler çok yazıyor ve sizden ilham alıyoruz demeleri benim en büyük başarım bana göre. Bunun hiçbir parayla, başka hiçbir başarıyla aslında karşılaştırması mümkün değil. Demek bunu yapabiliyoruz. Bunu yapabiliyorsak hep yapmalıyız. İpek Hanım'ın, Sema Hanım'ın söylediği gibi. Ve biz belki kamplar kurarak, eğitimler düzenleyerek ama bu eğitimleri sadece bilgi bazında değil, hayattaki duruşumuzu anlatacak şekilde çocuklarımıza empoze ederek yaparsak belki bir nebze olsun bir kıvılcım yakarız. Belki o kıvılcımlar büyük ormanların doğmasına, büyük ateşlerin yanmasına ama olumlu yönde yanmasına neden olur. İşte o kıvılcımın umarım bir parçası olabilirim bugün ya da yarın. Ve ben sözlerime son verirken iyi ki izliyorum Ulu Önder Atatürk vardı. Bugünkü varlığımı ona borçluyum ve biz bu zihniyeti gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geldiğince iyi örnekler olarak büyük çabayla, gayretle gitmek zorundayız. Onun için de bu tarz vakıflar, YEKÜL gibi çok olmalı, birlik olmalı, mücadeleleri çok güçlü olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Öncelikle çok değerli 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'na bugün bu güzel buluşmada beni de davet ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok heyecanlı ve mutlu olduğumu da belirtmek isterim. Vakfımızın bundan 20 yıl önce kurduğu 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Bizim okulumuzda şu anda aktif eğitim hayatını sürdüren 834 öğrencimiz var. Bu güzel öğrencilerimizin de sizlere saygı ve selamlarını iletmek istiyorum. Okulumuzda şu anda 47 öğretmenimiz görev yapıyor. Bizler de dahil olmak üzere idari kadromuzda 2 kadın olarak görev yapıyoruz. 35 öğretmenimiz kadın. Çalışan temizliğimizle, hijyenimizle alakadar olan personelimizin 3'ü. Yine kadın. Dolayısıyla kadın popülasyonu yüksek bir okuluz. Öğrencilerimizin her biri atamızın da söylediği gibi geleceğin birer gülü, yıldızı ve her bir çocuk anne babasının da biriciği. Eğitim aslında tam olarak bu cümlelerdeki sevgi ve empatiden besleniyor. Kız erkek tüm çocuklarımızın ihtiyacı olan bu koşulsuz sevgi, kabul ve özveri. Yaşamın pek çok alanında büyük bir hızla dijitalleşirken insanı insan yapan duygulara da dört elle sarılmaya çalışıyoruz. Bu hızlı akışın içinde bizlerin küçük varyasyonları olan çocuklar da ayak uydurmaya ve büyümeye çabalıyorlar.
Gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum ki bu yeni nesille ilgili işte X kuşağı, Z kuşağı duyduğunuz olumsuz yorumların tümü yanlış. Çocuklar gerçekten harikalar. Biz yetişkinlerin bile adapte olmakta çok zorlandıkları pek çok şeye onlar çok kolay uyum sağlıyorlar. Ve bunu müthiş de bir inançla yapıyorlar. Ama burası aynı zamanda biraz tehlikeli de bir nokta. Çünkü çocuklar yetişme sürecince neye maruz kalırlarsa aynı zamanda birdenbire de o oluveriyorlar. Çocukluk hayatları boyunca neye maruz kalırlarsa, nasıl bir ortamda yetişirlerse, nasıl insanlarla muhatap olurlarsa bu çok hızlı oluyor. Ben mesleğe ilk başladığımda öğrencilerim hiç büyümez zannediyorlardım. Yani hiç onlar büyümeyecekler, ben de hiç yaş almayacağım sanıyordum ama biraz mesleğe erken de atılmanın gerektirdiği şoku yaşamam çok uzun sürmedi. İlk öğrencilerim üniversiteli oldular bile. Onu hala şaşkınlığını yaşıyorum. Bu yetişme süreçleri boyunca söylediğim gibi biraz önce maruz kaldıkları, muhatap oldukları kişiler, maruz kaldıkları ortamların önemini anladıkça hem kendi mesleğimizin kıymetini anlıyoruz, hem ana baba ebeveyn eğitiminin önemini daha çok idrak etmiş oluyoruz. Ve eğitimin içerisinde tabii ki kız erkek bizlerin çok fazla ayırma şansı olmuyor. Her biri çok kıymetli. Ayırmak gibi bir niyetimiz de yok zaten. Fakat toplumsal hafızanın derin travmalarını göz önünde bulundurduğumuzda kız çocuklarının bu travmaların atlatılabilmesi için özellikle kız çocuklarının eğitime %100 katılımının şart olduğunu biliyoruz. Kız çocuklarımızın düşünüldüğünün aksine aslında çok güçlü ve akıllı olmalarının şart olmadığına inananlardanım ben. Hemen açıklamak isterim sebebini. Onların her biri zaten doğal yansımalarıyla bizlerin hayatında yer bulabiliyor olmalılar. Bizim çok naif öğrencilerimiz, kızlarımız da olabilir ama çok baskın karakterli kızlarımız da olabilir. Çok lider ruhlu olabilirler ya da sadece katılımcı olabilirler. Çok becerikli, çok donanımlı, her şeyi çok fazla bilen, yetmeye çalışan olmak zorunda değiller. Tüm bu meziyetlere arzu ederlerse kendileri erişebilmeli. Çok şey aynı zamanda hiçbir şeydir. Eğer onlardan çok şey olmalarını beklersek, bu onları ileride derin bir yorgunluğa sürükler diye düşünüyorum. Bizlerin temel amacı, kız çocuklarımızın güvende, mutlu ve mutlaka eğitimin içinde olmalarını sağlamak. Gerisi bu güzel kızlarımızın kalplerinde ve ruhlarında şekil alacaktır. Biz öğrencilerimizi yetiştirirken, onlara öncelikle insani erdemleri anlatıyoruz. Özellikle bazen ders işlenişi sırasında öğrencilerimizin o hareketli, enerjik, yüksek tempodaki davranışları karşısında çok yorulan arkadaşlarıma da özellikle bunları hatırlatıyorum. Her öğrencimizin matematikte, fizikte, fende, edebiyatta başarılı olmasını bekleyemeyiz. Çünkü gerçekten sadece çiğ köfteci olmak isteyen öğrencimiz var. Yani biz onun bu hayalini görmezden gelemeyiz. Evet, öğretmen arkadaşımız o anda müthiş disiplini, otoritesi, işte sınıf yönetimiyle beraber hazır ve nazır bir şekilde müfredata aktarmak arzusunda olabiliyor. Ama öğrencimiz o sırada hiç öyle bir şeye hazır değil. Bir de tabii bu öğrenci sayımızın da sınıf ortamında birden fazla olduğunu düşünecek olursak, İşte orada, orası bence çocuklara ulaşmak için çok güzel bir nokta. Çocukların hayallerini önemseyeceğimiz, dinleyeceğimiz, onlara kulak vereceğimiz. Çünkü bu geçmişten beri süre gelen, bizler de tabii böyle yetiştik. Böyle yetişmekten de çok onur ve gurur duyuyorum. Elbette ailelerimiz
bizlerin çok donanımlı, çok güçlü, çok yetenekli, çok becerikli, her şeyden anlayan, her ortama uyum sağlayabilen ama herkes böyle olamaz. Her çocuk böyle olamaz. Önemli olan her çocuğun, her kız çocuğunun potansiyelini gerçekleştirebileceği şekilde eğitimin içinde mutlaka yer alıyor olması. Sonrasını zaten o kendisi nasıl arzu ederse bu şekilde ilerletecektir. Kendi karakterine, kendi yapısına uygun. Yani eğer bir kız çocuğu güçlü davranmazsa toplumdan soyutlanacağını ya da iş hayatından soyutlanacağını düşünmemeli. Çünkü her yapıda, her karakter özelliğinde, her meziyette insana, iş gücüne, toplumsal role mutlaka ihtiyaç var diye düşünüyorum. Duyduğumda çok etkilendiğim bir sözle de konuşmamı tamamlamak isterim. Bugün bu salonda olan herkes hayatını bir kadından emanet aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayatlarımızı emanet aldığımız her kadını saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Toplantımıza konuşmacılar, misafirlerimiz ve basın mensupları YEKÜ adına katılımınıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Profesör Doktor Bengi Başar'a toplumda özellikle sağlık konusunda kadın bir doktor olarak rol model olduğu için Çeledi Holding'e ve Şempiliç'e özellikle pandemi döneminde gençlerimizi yalnız bırakmadığı için, elimizi bırakmadığı için değerli meslektaşım Çiğdem İpekçi'ye rol model bir öğretmen olduğu için Beril Koparan Ergün ve Eda Tan'a iş dünyasındaki başarıları ve kız çocuklarına örnek oldukları için vakıf adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ülke olarak sorunlarımız o kadar çok, o kadar çok ki. Zaman zaman umutsuzluğa kapılsak da güçlü kadınlar, kendini yaratan kadınlar, yoktan var eden kadınlar umutlarımızı arttırıyor. Ve birleştiğimiz hedef noktası eğitim. Her alanda eğitim. Hep tartışırız. Coğrafya kaderdir sözü üzerine. Evet, coğrafya kaderdir. Özellikle ülkemizde. Bu kaderi yenmek için biz kadınlara, biz eğitimli kadınlara çok görev düşüyor. İşte YEKÜ kadınları 30 yıldır yılmadan bunun için çalışıyoruz. Kadın sorunu sadece ülkemizde değil, ülkeler arası. Özgürlüklerin beşiği sayılan Fransa'da 20. yüzyılın önemli kadın yazarlarından Simone de Beauvoir'ın teşekkür ederim. Meşhur, çarpıcı ama bir o kadar da acıtıcı sözünü anımsayalım. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Kadınlık doğal bir olgu değil, toplumsal bir inşa, erkekler tarafından maalesef dayatılan. Bu dayatmaya karşın kızlarımıza Eda Hanım'ın da belirttiği gibi önce farkındalık, sonra özgüven aşılamalıyız. İyi eğitim almalarına yardımcı olmalıyız. Atamıza biz eğitimli kadınlar borçluyuz. Mutlaka el ele verip bu yanlış kaderimizin üstesinden gelmeliyiz. YEKÜ var gücüyle umut kızlara umut olmaya devam ediyor ve devam etmeye devam edecek. Umut kızlarımızın sayıları çoğalsın, yarınları aydınlık olsun diyorum ve teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Züleyha Hanım.